Merkezde yok, karakolda yok. Nasıl gözaltıymış? Nereye götürler adamı ya? Ya sistemde nasıl çıkmıyor anlamadım ki. Kayıtsız iş nasıl yapıyorlar? Yoldan geçen adama yapmazsın bunu ya. Düşün bir de elindeki adam polis. Ali usta. Ne yaptınız? Karşı bitti usta. Yok. Ali hiçbir yerde yok. Nereye götürdüler olanı bilmiyoruz. Biz de arıyoruz hala. İlç emniyetlere bakacağız. Merkezden de halini soruşturuyor. Devriyeleri kontrol edeceğiz bize. Duyarsan bir şey ara hemen. Tamam ararım. Yok mu? Yok Rıza baba. Normal değil bu kadarı. Bugün hiçbir şey normal değil Emre. Efendim müdürüm. Neredesiniz Murat? Yoldayız müdürüm. İlçe emniyete bakacağız. Yarım saat sonra buluşalım. Bir iz mi var? Bakacağız. Şimdi çıkıyorum merkezden. Sahil yolunu bitirin. Evet. Anladım, anladım. Tamam müdürüm. Galiba bir iz var. Sahilden gidiyoruz. Hızlan biraz Zülfikar. Neredeymiş? Nereye götürmüşler? Ne diyor Arif müdür? Kahvaltını al. Bakma aval aval. Al kahvaltını. İstemez. Seninle mi uğraşacağım? Avukat gelmedi mi daha? Yok gelen giden. Bekleyeceksin. Bekliyorum lan zaten. Tıktınız beni buraya, bekliyorum zaten. Şş, bana bak, baksana buraya. Şş, gel buraya, gel gel. Lan kime konuşuyorum ben? Kimsiniz lan siz? Sen kimsin lan Hasan? Yanına mı kalacak bu yaptığın? Tanımıyor musun bizi? Artist artist konuşma. Biz de bayılmıyoruz sana. Herkese ne muamele yapıyorsa sana da aynı. Kes sesini, otur oturduğun yerde. Yeter! Niye tıktınız beni buraya? Pınar, otursana şuraya. Başım döndü. Karışma bana anne ya. Yok kimseye ulaşamıyorum. Kaç saat oldu? Nasıl bir haber gelmez ya? Nasıl? Pınar'ım, uğraşıyorlardır hala. Müjdeli haberle gelecekler inşallah kızım. Tabii canım. Bir bakmışsın Ali kapıda. Olmuş bitmiş her şey, gelmiş evine. İnşallah. Yok. Yok bu sefer öyle değil. Yanlışlık falan yok. Bu başka bir şey. Yapma ne olursun Pınar. Vallahi haklı aslında. Ayol duyulmuş görülmüş şey mi böyle polisi yaka paça evden alıp götürmek? Teyze. Sus. Yapma Allah aşkına teyze, nasıl konuşuyorsun? Tamam sustum. Çay kararmıştır. Ben şey yapayım, yenisini demleyeyim. Bir zahmet. Tamam. Neredesin Ali ya? Neredesin? Geceden beri buradayız. Gelen giden yok. Gelebilirler, fark etmez. Açık açık söyledim her şeyi Rıza'ya. Ver cevheri, al oğlun dedim. O ne dedi? Ne diyebilir ki? Sesi soluğu kesildi. Emin misiniz Soydan Bey? Rıza baba. Kolay kolay vazgeçecek adam değil. Biliyorum. Ama evine kadar girip oğlunu alan oldu mu daha önce? Yok. O da biliyor bunu. Neler yapabileceğimi gördü. Israr ederse daha kötü olur farkında. Köşeye sıkıştı bir kere. Bundan sonrası daha kolay. Öyle diyorsunuz öyledir. Hayırlısı. Siz orada sağlam durmaya bakın. Haberleşiniz. Tamamdır. Alıyorum nöbeti devre. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ ol. Yok mu haber? Gelen giden yok mu lan başka? Yok. Savcı nerede? Bekleyeceksin. Neyi bekliyorum lan? Daha neyi bekliyorum? Kaç gün oldu ben daha neyi bekliyorum burada? Sessiz ol. Ya sustur lan beni. Gel hadi. Ha? Ağzımı mı kapatacaksın? Ne yapacaksın lan ha? Ya sen oğlum? Unutuyorsunuz karşıma mal mal. Kim ne diyorum lan? Bakma sana dik dik. Hadi lan gel hadi gel. Allah bela.
belanızı versin be. Allah belanızı versin. İşler boka sardı değil mi devrem? Sen böyle durup dururken kaybolmasın. Neredesin devrem? Mesut! Neredesin lan? Yok mu arayan soran sahiden? Yok, bekliyoruz. Rıza babalardan da gelen giden yok. Allah Allah. Savcı gelecekti, yolda demişlerdi. Yok valla, telefon bile çalmadı kaç saattir. Var bir sıkıntı, dur bakalım. Bizim başımız derde girmesin de, zaten ortalık karışık. Neyse, şubeden sordurdum ben. Hadi kolay gelsin, görüşürüz sonra. Eyvallah, iyi istirahatler. Şimdi merkez tamam. Ali burada Rıza. Evden sonra direkt buraya getirmişler. İçeride mi şimdi? Evet. Girip alalım müdürüm. Usta? Şimdi geldik. Buradaymış Ali. Yalı şükür. Ne oluyor burada? Memurum içeride gözaltında. Görmeye geldim. Böyle paldır güldür gelinmez ama müdür. Benimle paldır güldür dalmayı biliyorsun ama değil mi ha? Yaka paça almayı biliyorsun değil mi ha? Ayıp oluyor ama amirim. Kendine gel. Lan ben... Konuşma şey... lan! Konuşma! Ne konuşuyorsun? Ne yapacaksın? Ha? Ne demek lan, ne yapacaksın? Ne demek lan? Ne demek lan? Bırak be, bırak! 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 Baba! Baba buradayım baba! Abi! Abi! Bağırma, sakin ol. Kes lan. Baba! Baba! Odama geçelim, buyurun. Ali nerede? Önce onu göreceğim. Görürüz Rıza. Önce şu işin aslını astarını bir öğrenin. Ben Ali'yi bulurum baba, siz bekleyin. Geliyorum ben de birazdan. Evet. Kim bu yavşak? Tanıyor musun sen? Bekir. Merkezdeydi geçen sene. İlçeye çıkmıştı tayin. Arada denk geliyordum bizim orada. Ne yok peki? Kimin köpeği belli mi? Bilmiyorum. Ama öğreniriz abi. Alo Pınar. Buldunuz mu? Bulduk. İlçe emniyeti almışlar. Şimdi geldik görmeye. Rıza babalar içeride, haber vereyim dedim. Kesin bir şey yok ama yerini biliyoruz en azından. Konuşabilir miyim peki? Ah, yanınızda mı? Yok, içeride şimdi. Ama ilk fırsatta konuşursun. Haber veririm yeni bir şey olursa, tamam mı? Kapatıyorum şimdi. Sağ ol Leyla. Çok sağ ol canım benim. Bulmuşlar. Ay hadi gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Vallahi. Ay. Nasılmış peki? Neredeymiş ha? Dur anne, daha bilmiyorum bir şey. Abi! Abi neredesiniz? Ne haber aslanım? Ne haber? Tamam, geldik geldik işte, tamam. Açsana kapıyı. Açamam komiserim. Ne? Açamam. Amirimden emir gelmesi lazım. Lan başlatma abirinden. Adamı kaçıracak halimiz yok. Aç şunu, aç. Birader, niye yokuş yapıyorsun? Derdin ne senin ya? Açsana şu kapıyı. Karışma sen Ali. Tamam dur sen, dur. Aç şu kapıyı, külahları değişmeyelim. Aç! Ali, abi. Kasplanan mısınız Cafer'im? Gözaltındayken kendini kesip ölüyor adam. Nerede ne kadar evrak varsa hepsinde Ali Akdoğan'ın imzası var. Biz de savcı talimatıyla geldik. Evinden aldık arkadaş. Ne var bunda bu kadar büyütülecek anlamadım ki. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha? Ne alakası var anne? Savcı imzası var orada.
Gidin onu anlatın derdinize. Herkese ne işlem yapılıyorsa Ali'ye de aynısı yapılıyor. Onun oğlu bunun kızı diye ayıramayız. Savcı falan hikaye. Sa, bir dakika. Senin gibi köpeği böyle yüzüme havlatan, evime kadar sokan o sahibine söyle, ben bu işi burada bırakmam. Aklınız sıra tuzak kurup diz çöktüreceksiniz bana. Bana ve ekibime. Avcunuzu yalarsınız, anladın mı? Avcunuzu yalarsınız. Ha. Tamam. Bu nedir artık müdürüm? Ben şikayetçi olacağım artık hepsinden. Ol tabii. Çok iyi olur. Sakın nezarethaneden adam çıkartmaya çalışmayın. Karışır burası müdürüm. Sen bizi haydut mu sandın? Nasılsın oğlum? Nasıl olayım baba? Alt tarafı birkaç saat diyeceğim ama sanki 10 gündür buradayım. Kolay mı aslanım? Çıkıyoruz değil mi baba? Daha değil. Biraz daha sık dişini. Neden baba? Ne istiyorlar? Savcı ifadesi mi? Neyi bekliyoruz? Gidelim anlatalım ne olduysa. Benim bir ihmalim yok ki baba. Abi! Dertleri o değil ki Ali. Ölen kalan umurlarında değil. Ne peki? Şantaj yapıyorlar oğlum. Cevheri istiyorlar. Ne? Sen yine bilme. Buralarda çok konuşma bu meseleyi. Bekle sadece. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar bizi. Ama halledeceğiz. Merak etme, tamam mı? Ha. Pınar çok merak etti seni. Bir konuş da duysun sesini bari. Bu kadar olmaz ama. Telefonla görüşmek yasak. Bilmiyorsunuz sanki. Ne diyorsun kardeşim sen? Yasak diyorum abi. Bilmiyor musunuz sanki? Lan! Hüsnü! Sen gelsene biraz benimle. Abi nereye geleceğim? Bilmiyorsunuz sanki yasak olduğunu. Gel oğlum gel. Abi gel. Bırakır mısın? Lan! Alo Pınar. Ali? Bitti mi, çıktın mı? Neredesin? Yok yok, bir sakin ol canım. Çıkmıyorum daha Pınar. Babamlar geldi, görüştüler. Savcılık işi falan var, bekleyeceğiz biraz daha. Neyi bekliyoruz ya? Ver ifadeni, gel. Neyi bekliyoruz daha? Öyle olmuyor canım. Tamam, söyle yerini, ben geliyorum o zaman. Neredesin Ali? Neredesin söyle, ben geleceğim. Yapma ama böyle Pınar, Allah aşkına. Ya ne yapıyorum? Öldüm ben burada dünden beri. Dayanamıyorum, delireceğim diyorum. Ben de canım, ben de delireceğim ama bitecek. Bak... Herkes burada zaten. Senin de gelmene gerek yok. Burası öyle bizim merkez gibi değil Pınar. Ben bu haldeyken gelme. Akşama. İnşallah akşama ben geleceğim. Evde görüşeceğiz canım, tamam mı? Ali. Kapatmam lazım. Efe'mi çok öp benim için, tamam mı? Ali. Dikkat et kendine ne olur. Bırakmayacağız seni. Biliyorsun değil mi? Bırakmayacağız. İnşallah dediğiniz kadar sağlamdayızdır sonra. Hayırdır? Buldular yerimizi. Geldiler ordu gibi kapıma yığıldılar. Kolay kolay peşini bırakmayacaklar bu işi. Rıza Baba yaz çoktan aramış. Hiç böyle görmemiştim. Çok mu sinirliydin? Çok. Güzel. Ali nasıl? Dayanıyor değil mi baba? İyi. Merak etmeyin. İyi. Şimdi ne yapıyoruz amirim? Müdürüm. Arabanız lazım. Al tabii de. Hayırdır Rıza? Anlatırım sonra size. Mesut sen benle geliyorsun. Tamam mı? Tamam. Hüsnü. Buraya bizim kattan güvendiğimiz iki arkadaşı yerleştir. Tamam mı? Karakola gözcü mü dikeceğiz Rıza abi? Aynen. Ali'nin yerini değiştirmediklerinden emin olmalıyız. Murat. Evet. Cafer meselesi. O işi kim becerdiyse, ölümünden kim sorumluysa. Bak, kayıp kamera falan istemem, tamam mı? Didik didik edilecek her yer. Bulabildiğiniz herkesle konuşacaksınız. Bulacaksınız onu, tamam mı? Anlaşıldı baba. Savcıyla görüşmeyi siz halledebilir misiniz müdürüm? Tabii ki. Sen nereye Rıza? Sonra konuşuruz müdürüm. Hadi Mesut, gel. Hadi. Thank you.
Nereye gidiyoruz Rıza baba? Birazdan belli olur. Alo. Alo. Rıza Amir. Neredesin? Görüşmemiz lazım. Sonunda yola geldin de mi? Uzatma, yerini söyle. Neredesin? Tamam. Söylüyorum, sakin ol. Oğlum nasıl? İyi miymiş? Neredesin dedim sana, neredesin? Şşş. Baksana. Ne var? Hele şükür sesini duyduk be. Ne haber? Tamam. Muhabbet istemez. Bir şey diyeceğim ama korkma. Ne? Dişim geldi. Ne bakıyorsun oğlum mal? Bırakayım mı buraya? İnsan gibi bir tuvalete götürecek misiniz? Ulan bir harf daha olsa garip yazacağım ha. Yok abi yok. Açmıyor adam ya. İnadını yapıyor sanki. Meraktan gebermişim burada. İki cümle edecek yok. Kardeşim işleri vardır. Görür aradığını döner. Başlayacağım bunların içinden de gücünden de ya. Yakalandı işte Cevher. Ne var yani? Daha önemli ne işleri var? Amma söylendin mi oğlum? Ali abinin başında bir dert var dedik ya. Annemler de Rıza amcalara gitti. Ona koşturuyorlardır. Bir rahat yüzü yok yani bize değil mi? Bir huzur yok yine. Abi istersen alalım garibi çıkalım. Sahile falan inelim, deniz havası. Açılırsın birazcık he? Kafamız dağılır. Ya yok abi ya. Siz sıkıldıysanız çıkın. Ben yatacağım biraz içeride. Sen bilirsin. Adam agresife bağlı iyice. Bu ne abi? Normal oğlum. Neler geldi başına? Sinirleri bozuktur. Kızın telefonlarına bile çıkmıyor. Ebru habire beni arıyor ya. Allah Allah ya. Ne konuşacaksın ki baba? Ayağımıza kadar geldiler. Alalım işte adamları. Alırız. Götürür koyarız nezarethaneye. Yarım saat sonra ellerini kollarını sallaya sallaya çıkarlar Mesut. Bu mu istediğin ha? Hayır da... Karışma işime. Bekle burada. Sakın bir delilik yapma. Çok bekletmedik inşallah. Sen kimsin ha? Nesin? Nereden çıktın sen sorudan ha? Bana sorular sorma Rıza amir. Cevap ver. Oğlunu istiyor musun, istemiyor musun? Rehin mi tutuyorsun Ali? Ha? Savcı, polis. Bulmuşsun işini gördürecek birilerini. Aklın sıra benimle oyun oynuyorsun ha? Oyun filan yok. İlk sana geldim. Doğrudan sana. Ne varsa koydum masaya. Ne istediğimi söyledim. Senin yüzünden bu noktaya geldi işte. O gün yapamadığımı yaparım burada. Öldürürüm seni soydan. Sakın! Dur, sakin ol. Soydan Bey. Mesut. Sakin. Sakin ol. O silahı yerine sokmazsan beynini patlatırım. Duydun mu lan beni? Tamam Yücel. Elin kolun oynamasın. Şartım belli. Cevheri veriyorsun. Alıp oğlunu eve gidiyorsun. Hiç mi sormadın beni soydan ha? Rıza amir kimdir, nedir ha? Hiçbir şey bilmiyor musun hakkında? Biliyorum. Yanlış biliyorsun o zaman. Aç kulağını dinle. Ben senin gibi alçaklarla pazarlık etmem. Oğlumu da alsan, canımı da alsan fark etmez. Seninle anlaşıp elimi kirletmem ben. Herkesi kendine uydurmuşsun. Ama ben daha ölmedim. Seni de peşine taktığın adamları da almadan bu işi bırakmayacağım. Hata ediyorsun. Bedeli ağır olur. Ben buradayım. Elinden ne geliyorsa yap. Hadi göreyim.
Gir. Ellerimi çözmeyecek misin? Gir böyle. Salak salak konuşma lan. Nasıl göreceğim işimi? Aç tamam. Gir hadi gir. Eyvallah. Kapatsana. Açık kalacak. Saçmalamayın lan. Uzatma gir hadi. İyi. Siz bilirsiniz. Aç lan kapıyı, aç lan aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç lan. Aç kapıyı lan aç. Aç lan. Allah kahretsin. Açsana lan. Kıpırdama. Kalk lan. Kalk aya. Kalk. Kalk aya. Kalk. Yapma bak. Gidemezsin bir yere. Fatur elinde bir kaza çıkacak. Cevher. Sen ne zaman geldin? Bırak silahını. Adamı da bırak. Başka? Uzatma. Çıkamazsın buradan. Bırak. Nasıl çıkamam? Kim durduracak beni? Sen mi? Bırak dedim. Açın lan yolu. Yoksa sıkarım kafasına. Bak. Kılığım kıpırdamaz biliyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Beni mi deniyorsun lan sen? Sen kimsin lan? Hiçbir halt edemezsin. Haberin olsun diye söylüyorum. Allah Allah. Emin misin? Evet. Ulan hiç mi basmıyor kafanız? Kaç ay peşimden koştunuz? Hala mı anlamadınız lan beni? Bırak dedim, uzatma. Siz istediniz lan. Bunu siz istediniz. Benden günah gitti. Bak, ben öldürmüyorum seni. Siz öldürüyorsunuz. Bu sizin cesediniz oğlum. Sizin oğlum, sizin. İyi bakın. İyi bakın nasıl patlıyor kafası. Sen ne 5 metrekarelik yere girecek memura? Dolu silah verir miyiz ha? Lan! Lan! Al şunu. Al aferin şunu, lan. Al şunu. Aferin. Mal gibi duruyorsunuz ama kafanız çalışıyormuş. Helal olsun lan size. Helal olsun. Aferin lan size. Yürü be. Gidince ne olacak kızım? Merkezi değil ki Ali. Olsun anne. Babamlar merkezdedir. Bizden birileri. Yok duramayacağım evde. Gitsin hayatım gitsin. İçi rahat edecekse gitsin. Bir şey oldu mu hemen haberi olur. Böyle telefon başında bekle bekle. İnsan kafayı oynatır. Efes'e emanet Zeliha'cığım. Hiç gözün arkada kalmasın Pınar abla. Bize de haber ver ama olur mu? Dikkat et kendine bir de seni düşünmeyelim Pınar. Tamam anneciğim tamam. İnşallah Ali ile beraber gelirim. İnşallah, inşallah kızım. Hep dua edeceğiz biz. Hadi kuzum, hadi. Hadi okuyup üflüyoruz yavrum burada biz. Yemeğini ye. Nasıl ya? Resmi çektiriz abam. Kolay kolay teslim olmam demeye getirdi. Bir sürü boş laf. Kuyruğu dik tutuyor kendince. Şimdi ne yapacağız peki? Savcılık işlemlerini hızlandır. Sendeki ifadeyi falan geç. Direkt adliyeye aldır. Haberi olmayacak mı Rıza babaların? Savcı falan karışırsa daha zor değil mi? Ayarlayacağım ben. Sen dediğimi yap. Dikkatli ol ama. Afişe etme meseleyi. Her şeyimiz gizli saklı zaten. Nasıl olacaksa. Adam dikmiş kapımıza. Deli midir nedir? Peki Cafer'in ölümüyle ilgili ne var elimizde? Bütün katların kameralarını taradık. Nezarethanedeki nöbeti devreden memur arkadaş teşhis etti sonunda.
Adamımız bu. Yani Cafer'e camı verip bileklerini kesmesini sağlayan şahıs. Peki kimlik? Henüz çıkmadı. Ama sistemi tarıyoruz amirim. Her an haber gelebilir. Bu ilk aşama. Buradan ilerleyeceğiz. Ali'nin bu aşamada bir günahın olmadığını bu adamla ispatlayacağız. Çok önemli bu çocuklar. Anlatabildim mi? Ha? Anlaşıldı amirim. Evet. Başka? Cevher biraz sorun çıkardı. Ama hallettik. Ne yaptı? Bizimkilerden birinin silahını almış. Ama boşaltmıştık Allah'tan. Dedim ya, hallettik. Ben ona bir uğrar, gazını alırım bir ara. Sakın Mesut. Herkesin gözü üstümüzde. Bir hata daha kaldıramayız. Müdür bey haklı. Git görüş ama kendini kaybetme. Eyvallah baba. Sizin görevden alınma işi ne oldu müdürüm? Yok bir değişiklik. Ankara'dan haber bekliyoruz. Yani şu anda gayri resmi olarak buradasınız, öyle mi? Aynen. İnşallah başımıza bir iş almayız. Rıza baba. Adamlar Cevher'e karşılık tutuyorlar Ali'yi, değil mi? Evet. Uğraşacağız ama işe yaramazsa ne olacak? Ne? Hani son çare ya da siz bilirsiniz belki hemen versek adamı Ali'yi kurtarsak. Ben o pazarlığı yırttım attım işte. Ali'yi yakmak pahasına da olsa ben Cevher'i kimseye vermeyeceğim. O adam elinde kaç kişinin kanı var? Bizim kanımız var. Az kalsın canımızdan oluyordu. Unuttunuz galiba. Hepiniz orada değil miydiniz ha? Ali için, oğlum için korkup bir anda teslim olacağımı zannedenin aklından zoru vardır. Öyle pis bir anlaşmaya boyun eğmem. Boyun eğeceğime... Ali'nin başını yakarım diyorsun. Öyle mi baba? Bunlar? Doğru anlamış mıyım baba? Sözünden dönmemek için kocamı harcayacaksın. Pınar. Pınar, sakin ol. Pınar canım, sakin ol. Bırak ya. Tamam. Abi arayacağım dedin. Bekle bekle, çıldıracağım burada. Uğraşıyoruz oğlum. Burada yatmıyoruz herhalde. İyi işte. Bana da söyle neyle uğraştığını. Bileyim başımıza ne gelecek. Kabak gibi kalmayayım sonra ortada. Oğlum başım kalabalık diyorum lan. Arayacağım, akşama konuşacağız. Hadi kapat asabımı, bozma beni. Bir sen eksiktin. Gel. Amirim, çıkarttım malzemeyi. Nasıl yapacağız? Ne zaman hazırlayayım? Akşama bir şey kalmadı. Karanlık bir çöksün daha iyi. Yok değil mi bir hareket Zülfikar? Yok daha komiserim. Sizden sonra gelen giden oldu ama normal karakol işleri. Ali abi falan görünmediği için. Tamam. Gözünüzü dört açın. Haber verin bir değişiklik olursa. Baş üstüne komiserim. Haber yok. En azından yeri belli Ali'nin. Bu da bir şeydir. Bir de çıkartabilsek oradan. Çıkartacağız inşallah. Yeri belli madem. Gittin yanına. Aradınız. Konuştuk. Niye alıp gelmiyorsun Ali baba? Neyi bekliyorsun? Bilmediğin şeyler var buna. Anlatamayacağım şeyler. Anlatma zaten. Hiçbiri umurumda değil. Kocamı kurtar. Başka bir şey istemiyorum senden. Abi yanlış bir şey mi yaptı? Biz uçağa mı bulaştı? Ya söyle bileyim. Ne olur saklama benden. Yok kızım öyle bir şey. Baban haklı. Başka şeyler var. Ay neymiş bu başka şeyler ya? O adam mı? Cevher mi? İçeride anlattığın gibi mi baba? Onu mu istiyorlar senden Ali'ye karşı? Evet. Adamların derdi bu. Ha sen de vermiyorsun ha. Öyle mi? Bu kadar mı? Pınar. Yavrum bak. Çiğneyemeyeceğim sözler var. Söz mü? Ya Ali orada kim bilir ne halde? Başına daha neler gelecek? Sen bana sözden mi bahsediyorsun? Sen adamlarla pazarlık etmeyeceksin diye, taviz vermeyeceksin diye, benim kocamın başı mı yanacak? Yapma Pınar. Bak sinirlisin. Kırıp dökme ortalığı güzel. Karışma abi. Ya sen Ali için damadım bile demezsin. Oğlum dersin baba. Senin oğlun. Benim kocam. Torununun babası. Ali ya. Bizim Ali cezaevine düşecek senin yüzünden. Sırf sen sözünden dönmeyeceksin diye. Hayatımız mı sönecek? Bak. Böyle bir şeye izin verir miyim sanıyorsun ha? Verir miyim? Verme o zaman. Git kurtar kocamı.
Al evimize getir. Hadi baba. Kim tutuyor? Kim engel oluyor? Hadi. Sensin değil mi? Engel sensin. Koskoca amir. Rıza baba. Nar yeter artık. Yeter. Ali'nin değil. Benim değil. Bizden başka herkesin babasısın sen. Polislerinin, ekibinin, sokakların. Mahvet bizi rahatla. Evlatsız kal rahatla. Pınar, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, duramayacağım burada. Pınar, bekle bir saniye. Buldum komiserim. Kimlik çıktı mı son? Sahi mi? Kimmiş adam? Cengiz Artan. Adresi bile var. Oh be. Öyle demek istemedi biliyorsun değil mi baba? Pınar bu. Biz bile tanıyoruz artık. Sinirleri alt üst olmuş, gördün halini. Gördüm. Gördüm çoban. Atlatalım şu Badire'yi, alalım Ali'yi. Sapa sağlam geçer gider hepsi baba. Geçer mi? Amirim pardon. Şahsı tespit ettik, adres de var. Helal be, çıkalım hemen. Rıza baba. Çıkın üstüne, çıkın. Haber veririz. Tabii. Baba sen iyi misin? Hadi iyi bir haber getirin bana. Hadi üstüne, hadi. Vay, Devrem. 5 dakika müsaade etsene bize. Tabii komiserim. Rahat durmamışsın bugün. İnsan sıkılıyor, otur otur Devrem be. Biraz hareket olsun dedim. Fena mı? Sen gerizekalısın ha. Kesin ölmek istiyorsun. Ya neden ki? Buradan sağ çıkamayacağını bile bile abuk subuk hareketler. Ya beni boşver de. Asıl siz ne yaptınız? Çarşafa mı dolandınız? Gelen giden yok. Savcı mavcı ne iş? Acelen mi var? Çok mu özledin cezaevini? Ne cezaevi Devrem? Ben elimi kolumu sallaya sallaya çıkacağım buradan. Hadi ya. Tabii. Cık. Haberi geldi. Kimden geldi? Ne haberi? Ya hadi bu kapıdaki hödükler neyse de sen yapma bari be Devrem. Her şeyi bana sorma, ayıp oluyor. Senin ayıbını var ya. Mesut. Gidersem sen de gelsene benden. Ben? Evet. Eski günlerdeki gibi takılırız ha. Sen kesin delir misin? Bu saatten sonra. Ne olacak be Devrem? Bugün gırtlak gırtlağa, yarın kol kola. Ha? İnsan değil miyiz? Sen değilsin. Benim de bitiyor. Az kaldı. Şubeden çağırıyorlar müdürüm. Nasıl gitmeyeyim? Zaten milletin ağzı durmuyor. Bir sürü şey anlatılıyor müdürüm orada burada. Ne anlatılıyor? Siz de duymuşsunuzdur müdürüm. Herkes huzursuz işte. Biliyorum da size yansıyacak bir durum yok ortada. Vallahi bile ben müdürüm. Bir nöbet yüzünden başımız yansın istemem müdürüm. Ne oluyor? Kim kimi yakıyor? Ha? Arkadaşları şubelerinden geri çağırmışlardı. Onlar da gitmek durumunda tabii. Gitmeyelim desek başımıza neler geleceği belli değil. Ya bu ne be? Osuruktan nem kapıyorsunuz hepiniz. Abi öyle deme, ortalık karışık zaten. Bir kağıda bakar. Bizim kayınbirader Zonguldak'ta aldı soluğu. Hanım, çoluk, çocuk perişan oldu vallahi. Neyse arkadaşlar, tamam. Tamam. Çağrılanlar dönecek yerlerine. Yeni arkadaşlar gelene kadar sıkın dişinizi. Emredersiniz. Tamam mı? Emredersiniz. Hadi. Ne oluyor böyle Ündürüm? İyice köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar bizi. Şube müdürleriyle görüşürüm. Gerçi çok bir şey beklememek lazım. Elimizde az adam kaldı. Ama iş bizim şubede. Ne yapalım? Beyler çay.
Afiyet olsun. Sağ ol. Getirin. Afiyet olsun. Sağ ol. Güzelmiş. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? İfade mifade hiçbir şey alınmadı daha. Avukat görmedik. Nereye gidiyoruz? Kes lan sesini. Usta durmadı seninkiler. Ceremesini sen çekiyorsun. Ölüyordu benim kocam halim. Babamın gözüne girsin diye. Rıza baba onu adam yerine koysun diye. Kahramanlık yapayım derken canından oluyordu. Biliyorum canım. Biliyorum neler geldi başınıza. Hepimizin. Şimdi kendimi feda edecek? Babam sözünden dönmesin diye. Cezaevine mi girecek? Yapma ama. Ortada öyle bir şey yok. Ya nasıl yok? Nerede Ali? Bak. Sinirlisin. Üzgünsün. Bir sürü şey geçiyor içinden. Hepsinde de haklısın. Ama bizimkileri de yabana atma. Yani bizi. Hele ki babanı. Onun yüzünden olmadı mı hepsi? Biz başlatmadık Pınar. Rıza baba başlatmadı. Bugün yaşadıklarımız kimsenin suçu değil. Ali'nin de değil. Babanın da değil. Cezasını biz çekiyoruz ama değil mi? Öyle oluyor maalesef. Bir kahve daha alacağım, ister misin? Evde istene şu kahvelerini artık. Burada bekleme. Daha fena sinirlerim bozulacak. Hiçbir yere gidemem. Ali'yi almadan eve dönmeyeceğim ben. Alo. Buyurun müdürüm. Nöbete mi? 5 dakikaya arayayım sizi. Katta kim var bizden bir bakayım. Anlaşıldı. Tamam, tamam. Var mı sende telefonu? Bir bakayım. Cengiz'in son adresi. Adamın eski polis olduğunu biliyoruz. Evde muhtemelen silah var. Çatışma çıkabilir. Adam bize canlı lazım usta. Biliyorum usta. Sorgusunu iple çekiyorum yavşağın. Patlama, geldim geldim. Siz kimsiniz? Ne oluyor? İşler boka sardı. Adamlar seni tespit etmiş. Kaçman lazım. Al şunu. Nereye kaçacağım? İstediğin yere. İstanbul'da olma yeter. Bana bak. Bu iş sakat. Diğer işlere benzemez. Ev, mev, aile, maile yok. Kimseye haber vermeden topukla. Başına bir şey gelirse karışma. Eyvallah. Sen ne zaman geldin İstanbul'a? Bir ay önce. Abim Cengiz sağ olsun evi bize bıraktı. O nerede şimdi? Karşıda, arkadaşında kalıyor. Niye geldin İstanbul'a? Büyük kanser hastası. Tedavisi için geldik. Abim bir tanıdığından bize doktor buldu. Hastane ayarladı. Şimdi iyilik bekliyoruz. Geçmiş olsun. Peki abin hakkında ne söylersin bize? Nasıl yani? Yani görüştüğü tipler, girip çıktığı ortamlar. Sana bunlardan bahseder miydi hiç? Hayır, asla. Ne işinden bahseder ne çevresinden. Polisken de öyleydi o. Anlatmazdı bir şey. Polis olduktan sonra ne işlerle uğraştı? Bilmiyorum. Seda, insan abisine ne iş yaptığını sormaz mı kızım? Çok sordum. Hiç söylemedi. Çalışmıyorum diyor ama para buluyor bir yerlerden. Son günlerde iyice tuhaf zaten. Her gün hastanedeyim, yanıma uğradığı yok. Nerede olduğunu da bilmiyorsun. İnanın bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey yapmamıştır. Muzo. Bir şey çıkmayacak buradan. Ne yapalım kadını? Bırakalım. Kapıya sivil yerleştiririz. Bilgilerini alın, sonra da çıkın. Ha, bir de Cengiz'in cep numaraları. Tamamdır. Geç. Avukatım nerede? Görürsün birazdan. Olmaz, şimdi göreceğim.
İstediğim zaman görme hakkım var. Kime diyorum, alo? Rahat dur. Durmazsam ne olur? Bitmedi artistliğim be. Bekleyin lan. Buranın çıkışı da var. 100 yıl yatacak halim yok. İkiniz de yaptım lan. Duydunuz mu? Arkadan çıkış yok. Sol köşeye bir araç yeter evi izlemek için. Bir aydır görüşmüyorlarmış. Cengiz gelir mi buraya? Biz önlemimizi alalım da. Aylin. Sivillerden kim var elimizde? Dışarıdayım, evet. Yok, müsaitim, konuş. Siz ne yaptınız? Metinler gitti, yalnızım. Senin eve gelmeye niyetin yok herhalde. Ne o? Laf mı sokuyorsun Tunç? Yüzünü gördüğüm yok baba kaç gündür. Nasılsın diye soruyorum, iyiyim diyorsun. Ona da inanmıyorum. Bak, ilaçlarını da almamışsın yanına. Yedeği var bende onların. Sen kendine bak. Sen alıyor musun ilaçlarını? Tabii alıyorum. Ben sen miyim? Hepsini alıyor musun? Evet. Ya antidepresanlar? Ya onlara daha başlamadım zaten. İhtiyacım yok ki. Saçmalama. Doktor Haybe'ye yazmadı onları. Ya konuştuk bunları oğlum. Ya öf, aradığıma pişman oldum ya. Tunç! Tunç! Usta, antidepresan? Post-travmatik. He, işte öyle bir şey, işte öyle bir şey. Gergin bu ara biraz. Stresini alsın diye hafif bir şey verdi doktor. Hayır, ciddi bir şey yok yani. Burası tamamdır. Siviller yolda. Rıza Baba'ya haber verdik mi? Yoldan ararız. Ali'nin yanına geçiyoruz. Biz merkeze dönsek iyi olur abi. Sen olur, öyle kalırsın. Yapalım. Tamam, geçerken bırakırız biz sizi. Hadi arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Sağ olun. Kolay gelsin komiserim. Sağ olun. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. İçeridekinin kim olduğunu da. En ufak hata nelere mal olur söylememe gerek yok, değil mi? Yok abla. Tamam, silahları alın. Telsiz açık olacak Yasemin. En ufak bir yüzde haber veriyoruz. Merak etme Halin abla. Tamam. Hadi göreyim sizi. Hadi Arda. Dikkatli ol, olur mu? Sen kimsin oğlum? Bir şey sordu kardeşim. Sen kimsin diyorum lan? Ne yaptınız? Var mı bir hareket? Yok komiserim. Ali hala içeride. Eminsiniz. Evet komiserim. Ne baktın? Kimlik mi soracaksın? Gerekirse sorarız. Gel içeride göstereyim. Gel. Geç kardeşim, geç. Gel. Anlarsın. Ne oluyor? Ali'yi göreceğiz. Hayır, göremezsiniz. Zorluk çıkarma kardeşim. Git Bekir amirine söyle, bilir bizi. Bekir amiri yok. Ben varım. Hem Ali'yi de boşuna aramayın. Yok burada. Ne demek yok lan? Ne demek yok? Çekil şöyle, çekil! Giremezsiniz. Ne yapıyorsunuz? Nerede lan o herif? Nerede o amir bozuntusu? Nerede lan Ali? Nereye götürdünüz? Bilmiyorum. Geldiğimde yok. Ne yalan söylüyorsun lan? O Bekir yukarıda mı? Ha? Yukarıda mı? Giremezsiniz dedim. Bekir nerede? Amiriniz nerede? Yok burada. Nerede? O Bekir buraya gelecek. Odası nerede bu herifin? Durun komiserim. Karışma lan sen. Geç öyle.
Hayırdır? Nereye? Ha? Yanlış yapıyorsunuz. Ayıp oluyor Bekir abi. Bana bakın. O çocuğa bir şey olursa bu çatıyı başınıza yıkarım. Siz de kalırsınız altında, ben de. Ama fark etmez. Hep beraber temizleniriz. Yürüyün usta. Hünkâr. Oğlum nerede Ali? Komiserim içeride olması lazım. İçeride olsa sana niye soralım oğlum? Biz sizi ne bok yemeğe diktik lan buraya? Oğlum herifler Ali'yi götürmüşler oğlum. Uyuyor musunuz? Ne bakıyorsunuz ya? Kusura bakmayın komiserim. Anlamadık komiserim. Abi tamam dağılmayın ya. Derdimiz Ali'yi bulmak. Ne yapabiliriz? Arif müdürü arayalım yoldan. Sizle sonra konuşacağız da. İkinizle de. Ne bekliyorsunuz lan? Yürüyün sizden. Yürüyün. Neyi bekliyorsunuz? Nasıl göremedik ya? Kaç yıllık mezunsun sen? Gençsin ama belli. Yaşın daha 25 yok. Ne dediler? Benle konuşma mı dediler sana? Oho! Ya konuşmazsak vakit mi geçer? Sen bana bakacaksın. Ben sana. E sen de bana bakmıyorsun. Bir yerde sıkılacağız tabii. Yani seni bilmem de. Ben çok durunca canım sıkılır. Sıkılınca da acayip şeyler yaparım. Fena şeyler. Kontrol edemem kendimi. O yüzden benim canımı sıkma. İki laf et. Adın ne? Biz anlaşamayacağız seninle. Resmen kaçırmışlar müdürüm. Nerede olduğunu bilmiyoruz Ali'nin. Ben öğrenmeye çalışacağım Hüsnü. Karakoldakilerden bilgi alabildin mi? Hayır müdürüm. Ya kimse bilmiyor ya da birileri tembihlemiş. Ne yapalım? Haber bekleyin. Tamam mı? Senin konserlerde de iyi cesaret var ha. Kalkıp karşıma seni koydular. Silahın bile yok. Çevremiz dört duvar. Kaçacak yerin de yok. Rıza baba. Rıza baba. Oda boş. Nerededir şimdi? Bilmiyorum. Ya ikidir nasıl kayboluyor bu adam ya? Nasıl söyleyeceğiz Ali yok diye? Önce bulalım da hadi yürü. Buraya girdiğimden beri karşımda birileri duruyor böyle senin gibi. Her seferinde hesap yapıyorum. Buradan kalkıp karşımdakinin boynunu kırmak kaç saniye sürer? Bence 5 saniyeyi geçmez. Sence? He? Konuşsana lan benimle! Tamam ya. Çok kötü bakıyorsun. Eyvallah. Korktum. Bak ne diyeceğim. Seni sevdiğin var mı? Nereden olsun be? Polissin sen, polis. Ama olursa bırak bu mesleği. Vallahi sıkı sıkı sarıl ona. Sakın bırakma. Sakın onu bırakma. Hadi geçin.
Sen iyi misin? Gerildim biraz. Kolay iş değil. Geçmiş olsun. Hadi elini yüzünü yıka da toparla kendini. İşimiz çok. Cengiz'le konuştum. Harçlığını da verdim. Bu gece kaçıyor. Güzel. Hiç iz bırakmıyoruz Bekir, unutma. Elbette. Ali'yi de söylediğiniz yere aldık. Ekip bizim karakola gelmiş, baskın verir gibi. Bulamayınca delirmişler. Daha çok delirecek onlar. Sabırları tükeniyordur şimdi. Eninde sonundan vazgeçecekler. Göreceksin. Amirim. Merhaba. Oturun. Uyandırdım mı seni? Uyuduğun mu var baba? Ali'yi düşünüyordum. Hepimiz gibi desene. Cidden mi? Sen nasıl düşünüyorsun Ali'yi baba? Anlatsana bir. Pınar, bak. Yok, cidden merak ediyorum. Kızım biraz yavaş konuş. Sesini yükseltme. Ne yapıyorsun mesela kurtarmak için? Prensipleri ne kadar izin veriyor? Sabrımı zorlama Pınar. Sadece sen mi meraklısın sanki ha? Bir tek senin mi canın yanıyor ha? Amirim, haberler iyi değil. Ne oldu? Ali, ortada yok. Ne demek yok? Arayın bulun ya. Gözaltında değil mi bu adam Leyla? Pınar. Adam gibi anlatın ne olduğunu, hadi. Biz de bilmiyoruz amirim. İlçe emniyetten almışlar. Orada olmadığına eminiz. Başlarındaki Bekir amir de kayıp. Ne demek bu? Benim oğlumu kaçırmak ne demek ya? Hmm. Evet. Oğlum nerede? Bana oğlunu sorma. İstediğimi ver sadece. Cevheri. Veriyorsan konuşalım. Vermiyorsan kapat. Duydun mu beni? O zaman konuşacak bir şey yok. Ne dedi baba? Aynı şeyler. Ali'nin yeri? Allah kahretsin. Bu nasıl iş baba? Ya halimi görmüyor musun? Bir şeyler yap artık. Ya adam öldü mü kaldı mı belli değil. Sen burada ne yapıyorsun baba? Pınar, tamam canım. Sakin ol Pınar. Sakin ol demeyin. Kocamı getirin. Ben Ali'mi istiyorum. Ali'mi getirin bana. Ali'mi. Pınar. Kızım. Pınar. Ömrüm. Yüzüme bakmayacak belki bir daha. Neler söyledi öyle. Nasıl canı yanmış. Gözleri ateş. O güzel gözleri. Yavrumun gözleri kan çanağı. Haklı. Herkes haklı bu sefer Rıza. Sen hariç herkes haklı. Öyle mi? Oğlum kim bilir nerede? Kimin elinde? Evde Ayla seni bekliyor. Efe artık büyüdü. Bir şeyler döndüğünü sezmiştir. Sen kaç saattir kıvranıyorsun? Sadece sen olsan neyse. Herkes koşturuyor bir yerlere. Kimlerle uğraşıyor? Neden? Sırf senin inadın için. Ama inatsa inat. Bu gece durmak yok. Ali bulunacak. Gerekirse İstanbul fazla mesai yapacak. Bütün karakollara girilecek. Her taşın altına, her dehlize bakılacak. Kimse saklanamayacak. Bu şehir bu gece oğlumu bana verecek. Thank you.
akşamlar. Ne oluyor lan? Bizi görmeden mi gideceksin? Hey! Duyuyor. Dur lan. Yürüyün lan. Defol. Duyuyor. Defol. Yürüyün, hadi. 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 Defol. Hadi yürüyün. Yürüyün lan. Sağ baba. Sen miydin baba? Vallahi tanıyamadım, Allah belanı versin. Karanlıkta çıkaramadım seni. İyi misin baba? Birini bulacaksın bana. Hemen bu gece. Emrin olur baba, ne demek? Sen emret yeter ki. Geldin mi devrem? Özlüyorsun değil mi? Beni görmeden duramıyorsun. Uyumuş mu bu? İyi iyi. İçi geçmiş hepsinin. Senin benim gibi olabilirler mi bunlar ya? Daha iyi. Boş ver. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Gidiyoruz. Nereye devrem? Nereye istersen. Hadi be. Allah. Seninle mi uğraşacağız devrem? Başka işimiz mi yok? Kafa mı yapıyorsun benden? Yok. İnanmıyor musun bana? Sana ölümüne inanırım da. Bana? İnan diyorsun. İnan lan bana. Bana inan. İnan bana. Hadi git. Git. Beni sırtımdan mı vuracaktın lan? Sen ne zaman böyle oldun Mesut? Mesut! Ütüledin telefonda. Geldik, devrilmiş yatıyorsun. Alo. Neredesin baba ya? İşim vardı oğlum. Ya başlayacağım işinden ya. Tunç. Ben de senin tafrandan başlayacağım tokmak kafa. Garip, kalk bakayım yerimden, geç şöyle, hoppa, hoppa. Çok huysuzlanmadı inşallah. Yok canım, inatçı biraz sadece. Babasına çekmiş. Aldı herhalde ilaçlarını, böyle derin uyuduğuna göre. Aldı. Biraz uğraştırdı ama aldı. Ne diyeyim bilemedim, sağ oluyor. İşi gücü bıraktın geldin. Dert değil.
Seni de görmüş oldum. Güzel oldu yani. Ne var ne yok? Bir sürü dert. Anlatmayayım hiç. Şişirmeyeyim kafanı. İyi olur valla. Fenalık geldi sizin işlerden. Gelmiştir, haklısın. Özledin mi beni? Adam gibi cevap ver ama öyle geçiştirme. Özlediysen özledim de. Yalan dolan yapma. Vallahi bilmiyorum. Nasıl ya? Bilmiyorum işte. Özledim mi, özlemedim mi? Biz seninle en son neydik, şimdi neyiz? Kafamda deli sorular bağır. Sen de haklısın. Hemşeri gibi olduk zaten. Hani böyle arada uğrar birbirine hal hatır sorar ya ihtiyar ihtiyar tipler. Öyleyiz şu ara. Eskiden daha bir güzellik, yakınlık. Daha heyecanlıydı değil mi? Öyleydi, değil mi? Evet. Ne yapıyorsun? Şu yaralarına bir bakacağım. Öpeceğim, geçecek. Bahar, aha. Açacak mısın? Dur bakayım şuna da. Evet. Hay sokacağım telefonla ya. Dur kızım, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Efendim Murat. Evde misin abi? Evdeyim, ne oldu? Rıza baba aradı. Almaya geliyorum seni. 2 dakikaya oradayım. Tamam gel. Benim çıkmam lazım. Anladım, dert değil. Bir şey diyeceğim. Yani tam emin değilim. Yani yanılma payı her zaman var bu işlerde, biliyorsun. Ne yani? Sen öyle yanıma gelince anladım. Özlemiş olabilirim. Yani bir ihtimal. Hadi ya. Öyle. İyi. Git kurtar hadi dünyayı. Ben buralardayım. Anladım. İyi, tamam o zaman. Güzel karı değil mi? Abi fıstık. Isırırım ben onu. Nerede kaldın hayatım? Geldim tatlım. İşedim. Aç canım beni. Yaklaş biraz. Aç bakayım ağzını. Ne yapıyorsun kız? Koş. Polis. Bilemezsiniz, bir dakika. Acele var. Senden başkasına bakar mı? Hele bir bak. Polis var abi kapıda. Aldılar içeri. Peki abim içeride demedin mi? Bir şey diyecek fırsat olmadı ki abi. Kafa göz giriyorlar abi. Manyak bunu. Manyaklı. Bilmiyorum abi. Hallederiz. Anda. Tamam. Kes müziği, gel! Kes müziği! Eğlence buraya kadar beyler. Hadi herkes dışarı. Hadi. Sen hariç Bekir. Bekir! Hoş geldin buraya. Kal olduğun yerde.
Yat yere, yat, yat! Geç, geç! Yat, yat! Geç şöyle! Bırak bunları Murat! Tekir geçiyor, yürü! Nereye geçiyor lan? Nerede Ali? Nerede dedim? Öldürtme bana kendini. Nereye götürdünüz oğlumu ha? Yanlış adamla uğraşıyorsun. Benle değil. Soydan'la çözeceksin işini. Ona da gelecek sıra. Ona da gelecek. Söyle nerede Ali? Baba yapma. Rıza baba. Söyle nerede Ali? Nerede? Bir karışım kaldı Bekir. Ya adam gibi konuşursun ya da bir dahaki şarjörü kafana boşaltırım. Duyuyor musun beni? Ali nerede? Oğlum nerede ha? Söyle. Söyle. Adliyede. Hangi adliyede? İnanma. İnanma adliyesinde. Peki Cengiz? Cengiz nerede? Cafer'i öldüren adamın nerede? Niye tutuyorlar beni burada? Ya bıraksınlar ya savcıya çıkarsınlar. Ne olacağımızı bilelim. Bir şey desene kardeşim. Avukatım nerede? Ona da mı haber vermediler? Bir şey söylemedi kimse bize. Haberimiz yok. Olsa şaşırırım zaten. Pınar. Mideni deleceksin. Bir şeyler ye. Kahvaltı niyetine. Haber yok değil mi? Sizin eve gelen polis amirini aldı Rıza babalar dün akşam. Bir işe yarayacak mı? O adamı alınca kurtulacak mı Ali? Ne olacak? Bilmiyorum. Uğraşıyorlar işte. Delireceğim ya. Delireceğim burada artık. Pınar. Pınar bekle. Ne cehennemdesin Bekir? Yok mu bu herifin başka numarası? Bendeki numara da o. Nerede peki bu adam? Vallahi ben de anlamadım. Yapmazdı hiç böyle. Belki... Belki ne? Belki ne? Git bul şu herifi. Ali'yi alabileceğini sanıyorsunuz öyle mi? Alamazsınız. Boyunuzu aşar. Yetişemezsiniz siz oralara. Kimler var karşınızda bilseniz... böyle kovboyculuk oynamaya kalkmazdınız. Yanlış yaptınız. Konuşturma şunu Mesut. Duymayayım şunun sesini. Tabii Rıza baba. Tamam tamam. Tamam sus. Söyle Murat. Cengiz gitmiş baba. Dün akşam çıkmış. Nereye gitmiş olabilir? Var mı bir iz peki? Maalesef. Buradan bir şey çıkmadı Rıza baba. Peki öteki taraftaki? Şimdi oraya geçiyoruz baba. Tamam Murat. İrtibatı kesmeyelim. En ufak gelişmeden haberim olsun, tamam mı? Tamam Rıza baba. Aç şu telefonu ya. Alo. Seda benim. Neredesin? Ne oldu, bir şey mi var? İlik bulundu oğlana. Doğru mu söylüyorsun? Hastaneye geçeceğim birazdan. Yatırıyorlar bugün oğlanı. Evde misin? Evdeyim, gel. Tamam bekle, geliyorum hemen. Nerede lan bu millet? Lan! Beni burada böyle bitirebileceğinizi mi zannediyorsunuz oğlum siz? Kime diyorum? Sabrımı mı sınıyorsunuz lan ha? Sabrımı mı? Çok beklersiniz daha. Cevher bitmez lan! Ama sıkıldım yani biraz. Hayır, muhabbetiniz de boktan. Yoksa dert değil yani. Şşş! Lan! Lan! Ne halde yararsınız oğlum siz? Biriniz de bir şey desin lan! Lan biriniz de bir şey değil lan! Lan!
Ne bakıyorsun? He? Ali Akdoğan'a getirsinler ifadeyi. Baş üstüne savcım. Bir an önce savcıyla konuşmamız lazım. Tanıyor musun savcı Rıza Baba? Şahsen tanımıyorum. Adını duydum sadece. Niye sordun? Ne bileyim, böyle ters mers biriyse. İstediği kadar ters olsun. Vekilden öğrendiklerimizi anlatınca işler değişecek. İstediği kadar ters olsun, fark etmez. Hanginiz bekliyor adamın başında? Çocukları çağırdım Rıza Baba. Ne yapmışsın? Hadi, hadi. Alo? Evet benim. Öyle mi? Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nihayet iyi haber. Nedir müdürüm? Ankara'dan. Göreve iade yazım çıkmış. Oh. Galiba o kadar da sahipsiz değiliz Rıza. Hayırlı olsun, hayırlı olsun müdürüm. Sağ olun. Hadi hadi işimize bakalım. Başından ayrılmayacaksınız. Gözünüz hep üzerinde olacak. Ölüyorum dese aldırmayacaksınız. Göreyim sizi çocuklar, hadi. Başla, tamam, merak etmeyin komiserim. Savcıya çıkıyoruz değil mi? Başka yere değil. Savcıya. Ali? Baba. Oğlum. Hallediyoruz evlat. Sık dişini. Tamam? Bitsin artık baba. Bitsin artık hadi. Az kaldı oğlum. Az daha dayan. Eyvallah abi. Bekir hayvanına bak yedirdik. Rıza baba fena aldı ifadesini. Savcı beyin yanına mı giriyorsunuz siz? Evet amirim. Bekleyin 2 dakika burada. Gel. Sayın savcım nasılsınız? Oo Arif müdürüm hayırdır? Soruşturmanın seyrini değiştirecek bazı bilgileri vermemiz lazım size. Buyurun. Teşekkür ederim. Rıza amirimle birlikte Ali Akdoğan'ın ifadesinden önce bizi dinlemeniz lazım. Buyurun dinliyorum. Seda benim, aç kapıyı. Aç kapıyı benim. Seda! Seda! Aç kapıyı, aç. Neredesin sen kız? Geç bakalım. Ne oluyor ya? Dur bakalım, dur. Anlamışsındır sen ne olduğunu. Suçum ne? Niye alıyorsunuz beni? Cidden mi soruyorsun salaklığından mı? Yürü. Bırakın beni. Bırakın beni. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. Bitecek aslanım, bitecek. Az kaldı. Abi hiçbir şey koymuyordu. Evden öyle bir aldılar ki bizimkilerin önünden o halde. Takmayacaksın bunları. Şerefsizlik diz boyu. Herkes her şeyi biliyor. Abi bir suçum olsa diyeceğim ki tamam. Yedim bir alt. Ya neyse cezası çekeyim ama. Tamam be oğlum. Karar mısın iyice? Ya ne bu hal oğlum? Bitirip çıkacağız işte Allah'ın izniyle. Tamam uzatma hadi. Tamam abi. Merkeze mi götüreceğiz acaba bunu sorguya? Bilmem ki. Buraya getirdiklerine göre belki direkt savcıya çıkaracaklardır. Olabilir doğru.
Yani özetle, Cevher Şanlı meselesinde bir istihbarat karışıklığı var. Karışıklığın ortasında da az önce sözünü ettiğimiz Soydan denen adam. Soydan Öğüt. O kurdu bu tuzağı savcı. Emin misiniz? Kesinlikle. Sırf Ali benim oğlum diye yapıyor savcım. Bütün derdi de Cevher'i bizden almak. Allah Allah. Ne özelliği varmış ki bu adamın bu kadar? Ya önceden de bağlantıları vardı. Cevher'in bugüne kadar yaptıkları da bilgisi dahilindeydi. Ya da sonradan kafaya koydu Cevher'i almayı. Yani öyle düştü peşine. Pekala. Benden istediğiniz nedir şimdi tam olarak? Bu Soydan Öğüt'ün sahadaki bütün pis işlerini yapan adamı Bekir Ünlü aşağıda. İstediğiniz zaman ifadeyi alabilirsiniz. Bahsettiğimiz diğer şahıs da şu anda yolda Sayın Savcım. Buraya getiriyor arkadaşlar. Bir dakika. Cengiz'i diyorsunuz. Evet Sayın Savcım. Ali'nin suçlandığı ölüm olayında emniyete sızan şahıs. Eski bir polis. Bekir için çalışıyor yani. Neredeyse o da burada olur. Pekala. Gelsinler bakalım. Biz Ali Akdoğan'la başlayabiliriz. Buyurun. Tamam. Dur dur dur. Dur. Dur dur kaçma. Dur. Üstü. Buyurun müdürüm. Bekir'i nezarethaneye indirin. Cengiz gelince onu da oraya alın. Savcı Bey sorguya alacak ikisini de. Baş üstüne müdürüm. Ali. Hadi Savcı Bey bekliyor. Kaçırdım. Kaçırdım şerefsizi. Arkadaşını bıçakladı. Merdivenlerden yukarı kaçtı. Sonra bir yerde sıkıştırdık. Gel. Oydu usta. Soydan'ın yanındaki adam. Kime verdi dedin zarfı? Kim olduğunu bilmiyorum. Memur kılıklı biriydi. Biz Bekir'i Cengiz'e almışız. Ama bu adam buna rağmen burnumuzun ucuna kadar geliyor. İş temiz değil kardeşim. Hiçbir yer temiz değil. Kesin. Dur bakalım. Hemen en kötüsünü düşünmeyin. Bir şey çıkmaz belki. Tutuklama istedi savcı. Nöbetçi mahkemeye sevk etti. Ne? Nasıl ya? Amirim. Amirim iyi misiniz? Rıza baba. Rıza baba.
tutacaklardı seni. Hani bitmişti. Niye kelepçe takıyorlar Ali ya? Hayda. Bu ne ya? Bu ne usta? Rıza baba. Müdürüm. Ya anlattık her şeyi savcıya. Bitti bu iş demediniz mi? Bu ne şimdi? Ne yapıyorlar ya? Ya göz göre göre harcayacaklar Ali'yi. Bekir girmedi hala. Savcı uzun tutuyor Cengiz'in ifadesini. Ne konuşuyor acaba? İnkar ediyordur. Ne konuşacak? Şuna baksana, düşman gibi bakıyor. Baksın. Düşmanımız zaten. O da, içerideki Cengiz de. Ali şimdi içerideyiz. Hepsi bunların tezgahı. Asıl düşmanı görmedik hala. Arkalarında kim varsa artık. Bu kadar adam gözünü kırpmadan onun için hapse giriyor. Açamam demek ne demek oğlum? Komiserim bir şey istemiş, yok mu? Ya tamam abi, bırak ya. Açmazsa açmasın, bırak ya. Şşş, Ali tamam oğlum. Oturur musun yerine? Otur. Görüşme tamam. Ama kapıyı açamam. Kesin emir verdiler komiserim. Neyse tamam. Sen 5 dakika bir yalnız bırak bakalım bizi. Ama komiserim. Hadi oğlum, hadi hadi hadi, tamam hadi. Pınar. Pınar. Buralar. Ali. Canım. Güzelim, iyi misin? Nasıl olabilirim Ali? Sen iyi misin? İyiyim. Burana bir şey mi oldu? Hayır kızım, ne olacak? Bak doğru söyle, bir şey mi yaptılar? Hayır vallahi yok, saçmalama Pınar, kim ne yapabilir? İyiyim ben, tamam mı? İyiyim. Şş, bana bak. Tamam, kocan sapasağlam, hiç merak etme. Niye buradasın Ali? Kime çattınız böyle? Masum birini hapse tıkmak bu kadar mı kolay? Bazen öyle. Kime dalaştığına bağlı. Kızgınım Ali. En çok da babama. Babama mı? Kendi ağzından duydum. Sizden bir şey istemişler, birini. Tam anlamadım ama. İstese çıkarabilir mi seni buradan? O kadar basit değil Pınar. Basit olmayan ne? Ben kocamı istiyorum. Evde olsun istiyorum. Oğlum babasını istiyor. Pınar tamam, lütfen. 2 dakika yüzünü görmüşüm. Bağıra çağıra geçmesin lütfen. Haklısın, affedersin. Rahat mısın orada? Olduğu kadar işte. Çok sıkıldın mı? Sıkılacak vakit olmadı. Sağ olsunlar yalnız bırakmadılar hiç. Oğlum ne yapıyor? İyidir herhalde. Annem evde bakıyor, hissetmedi bir şey. Ama böyle giderse anlayacak. Hele bir de uzarsa bu iş. Bir an gelecek. Hissedecek eksikliğini Ali. O zaman ben ne diyeceğim Efe'ye? Bilmiyorum Pınar. Çok zor soruyorsun. Hiç düşünmedim ki hapse girersem oğluma ne derim. Bak. Saçmalık bunlar. Bu gördüğün her şey. Hepsi saçmalık. Ama belki bu iş uzayabilir. Tutuklanabilirim, tamam mı? Ya Ali. Şş. Belki diyorum. Belki diyorum Pınar, tamam mı? İyi dinle beni. İhtimal de olsa hapse girersem Efe'nin de aklı erer, sorarsa babam nerede diye. Sus Ali, sus, tamam tamam, sus. Tamam 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 tamam. Bitmedi Ayla, bitmedi. Hala uğraşıyoruz. Bundan sonrası da beklemek. Evet, sevmem. Nefret ederim beklemekten, evet. Rıza pek iyi görünmüyor. İyi zaten. 2 gündür uyumadı. Bir yandan Ali, diğer yandan soydan denen herif. Bir de Pınar geçti üstünden. 10 yaş attı adam 2 günde. Ne zaman çıkarız biz? Sen emin misin? İyi düşündün mü? Babama mesaj attım, var mı bir gelişme diye. Olsa söylemezler mi kızım? Unutur be anne. Koşturmaktan bizi mi düşünecek? Bir de Rıza Bey'i düşünün. Kim bilir nasıldır.
oğlu adliyede. Girmesi kolay, çıkması zor. Hüsnüler bakar ona, merak etmeyin. Görün bakın, bunu da atlatır Rıza baba. Ah, Suatları hiç yalnız bırakmadılar. İşte oğlan da iyi. Yalnız huysuz biraz. Sen nasılsın Rıza? Bitti aile, bitti. Kara bitti artık. Ben ne lazımsa yaptım. Benden istediklerini vermedim diye oğlumu alıyorlar. Ben sözümü çiğnemedim diye oğlumdan oluyorum. Doğruyu yaptım diye. Haklıyım diye oğlumdan oluyorum. Yapma Rıza. Bu kadar umutsuz olma. Birileri bu işte bir saçmalık olduğunu anlayacak. Kim onlar Ayla peki? Ha? Hadi gelsinler. Ha? Biz kendimizden hiç şüphe etmedik Rıza. Ne kocam ne oğlum yanlış yapmadı. Yetmiyor Ayla, yetmiyor. Burası artık böyle bir yer. Güvenecek bir avuç insan kaldı. Ben artık neresinde duracağım? Ne yapacağım? Nasıl sığacağım buralara bilmiyorum. Burada bize yer yok. Ben artık kimim bilmiyorum. Ne işe yarayacak bugüne kadar yaptıklarımız? Bilmiyorum. Derdimizi kime nasıl anlatırız bilmiyorum. Doğru yaşadık diye başımıza gelmeyen kalmadı. Bundan sonra nasıl yaşanır bilmiyorum Ayla. Neyse, sen beni boş ver. Torunumuza iyi bak, tamam mı? Bir şey sezdirmeyin oğlana. Sen de kendine dikkat et Rıza. Lütfen canım. Tamam, tamam anne, tamam. Yine konuşuruz, tamam mı? Hadi. Ne oluyor? Biz gidiyoruz baba. Peki. Hadi arkadaşlar. Rıza baba sen de. Göz kulak ol. Tamam. Beklediğiniz telefon. Efendim. Konuşmamız lazım. Sen kimsin? Arif. Sen ne değil? Rıza amirle konuşmamız lazım. Ben de işini görürüm. Merak etme. Yıldıray getirin. Cengiz. Tutuklama istedi. Ne söyledin? Hop hop, ne yapıyorsun? Ne oluyorsun? Sürsenize adamı. Bakma sen de aval aval. Sok şunu içeri. Yürü hadi. Tamam, biraz sakin olun efendim siz de. Tamam, siz devam edin avukat bey. Geçin. Herkes birbirini kolluyor. Hale bak ya. Rıza baba. Bir şey ister misiniz? Çay, kahve. Aslında yemek de yemediniz hala. İstemem Halil. Böyle olmaz ki Rıza baba. Tartışma benimle Halil. Halim yok zaten. Pınar. Ali nasıl? İyi değil. Ben de değilim. Hala bir şey yapmayacak mısın baba? Pınar. Bunları çok konuştuk. Ya biraz da dinlenin artık. Bak hepimiz çok yorgunuz. Ha Rıza baba? Sen de git istersen Aylin'le. Ben buradayım. Ne güzel oldu değil mi? Heykelini dikerler belki. Sözümden dönmemek için ailesini mahveden adam. Pınar. Yürü. Bir hava alalım istersen. Hadi kapıya çıkalım.
Müdürüm? Buradaki işim bitti. Gidebilirsin. Başüstüne. Aa, Devrem. Anahtarları bana ver. Sen çık. Başüstüne. Ne oluyor Devrem? İnfaz vakti mi? Gitme vakti. Nereye? Orasını bilmiyorum. Öğrenirsin gidince. Ne demek bu Devrem? Oynama benimle. Ben oyun moyun bilmem Cevher. Bilmezsin doğru. Başkasının oyunu o zaman. Herhalde. Kötü gördüm seni Devrem. Vurduğumda bile bundan daha iyiydin. Seni elimle vermek koyuyor Cevher. Vermek mi? Sen serbest mi bırakıyorsun beni? Hayat değil mi? Acayip. Siktir. Mesut dalga mı geçiyorsun benden? Hayır. Çıkacağız buradan. Kafama sıkacaksın değil mi? Hayır. İnanayım mı? Sen bilirsin. Neden peki? Tehdit falan demeyin ama. Sen kolay pabuç bırakmasın. Oldu işte bir şeyler. Anlatmayacak mısın? Eski arkadaşınım lan ben senin. Kapa çeneni. Allah Allah. Eğil eğil. Eğil. Suat, bilmiyorum. İyi iyi, haberdar ederim ben seni. Hayırdır, ne baktın, ne var? Ne oldu? Ne sırıtıyorsun lan, ha? Ha? Ne sırıtıyorsun ha? Ne sırıtıyorsun? Yapmayın polis herif. Ne sırıtıyorsun lan? Tamam, 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 bırakın ya, bırak. Tamam, uzatmayın. Siktir git lan sen de. Durursun sen. Bırakın beni, bırakın! Bırakın! Bekir Bey. Soydan Bey mi gönderdi? Evet, atlı. Şeker vereyim mi? Sen gitmedin mi? Babamı bırakamadım. Çok mutluyum babam. Takılma. Anlaşırsınız nasıl olsa. Mesutlar nerede? Gittiler. Nereye bilmiyorum. Komiserim. Gel Arda. Merhabalar. Hayla Hanım gönderdi bu çantayı. Ali abi için çamaşırmış. Size verecekmiş. Tamam. Cezaevi çantası yani, öyle mi? Pınar, yapma. Pınar. Kafan acıyor mu? Hı? Yo, niye kızarmış mı? Rahat dursan olmazdı. Bir kafayla bıraktım o duasını ha baba. Mesutlar nerede?
Gelirler birazdan abi. Akıllanmanız uzun sürdü. Dediğimi daha önce yapsanız, arkadaşınız şimdi... Tamam tamam yeter Sakiz. Neden geldiğimizi biliyorsun. Söz verdiğini yapmazsan ne olur onu da biliyorsun. Değil mi Soydan? Bir dakika bir dakika. Pazarlığınız ne lan sizin? Kaça gittim söyleyin de bilelim. Orasını merak etme. Sözümü tutacağım. Sen de yanıma bin. Buraya kadar mı Devrem? Burada bitmez. Bir seneni zor biteriz ya. Ölene kadar devam ha Devrem. Ben öldüm bir kere. 47 dakika. Sıra sende. Ödeşiriz o zaman ne yapalım? Mutlaka ödeşiriz. Eyvallah Devrem. Çok sıkma kendini. Dünya işleri bunlar. Derdi bitmez. Üzülme. Alo. Siz benimle gidin. Nereye geldik ya? Buradan buluşacağız Soydan Bey'le. Evet abi. Allah Allah. Abi. Biz şimdi bu cevhere, Soydan'a falan. Yenilmiş mi olduk, ne olduk? Evet. Aynen öyle oldu. Kavgayı kazanıp hakemlere yenildik. O zaman yine de yenilmiş sayılmayız ha? Şerefli ikincilik diyorsun ha? Hiç yoktan iyidir. Doğru. Hiç değilse güzel yenildik kardeşim. Ne oldu? Mahkemeye mi? Mahkeme yok oğlum. Çıkıyorsun. Serbestsin aslanım, serbest. Oh be abi. Oh! Biraz çalış bakalım. Yarın işbaşı yapıyorsun. Boşuna el sallama Zila. Veda değil bu. Ben nereye, sen oraya. Saatler geç. Murat, Ali geliyor. Pınar. Yavrum benim. Ali! Ali! Pınar canım. Geçti güzelim. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol Murat. Bitti gitti işte. Sayenizde abi. Keşke böyle olmasaydı. Hadi ne olur çıkalım şuradan. Evimize gidelim hadi. Tamam tamam tamam. Evet ya. Bir an önce defolup gidelim şuradan. Rıza baba niye gelmiyor? Baba?
Gidelim hadi. Siz gidin, ben sonra gelirim. Rıza baba. Bak biz mecbur kaldık. İçimize sinmedi eyvallah ama Ali boş yere yatacaktı. Kardeşimiz yatacağına o şerefsiz çeksin gitsin, ne yapalım yani? İyi olmak yetmiyor demek. Ha? Doğru düzgün iş yapmak. Hak yememek. Yetmiyor. Anahtar o değil, baksanıza. Kendi bildiğimiz gibi yapalım dedik, açamadık kapıyı. Ne kapıymış ama ha çocuklar. Ne kapıymış. Adalet. Ne güzel bir kelime değil mi? Şehir var arka sokaklarda.